çek çek. Ceket Duru'dan müthiş itiraf. Geçmişte MS hastalığına yakalanan ünlü sanatçı bu hastalıkla nasıl baş etme gerektiğini anlatırken bu hastalıkla savaşan Serdar Ortaç'a da bakın nasıl destek oldu. Serdar Ortaç'ın hastalığı MS'e o da yakalanmıştı. Nükhet Duru hastalığı nasıl dize getirdi? Hareketlerimi kısıtlıyor. Yani bir iki gün kalkamıyorum. MS'le boğuşan Serdar Ortaç'a ne tavsiye etti? Onunla yaşamayı, onu tahrik etmeden, onu kızdırmadan... O melankoli, o mahmure, o bir sevda. Ben yine sana vurgunum diye haykıran, beni benimle bırak diye seslenen, her şarkısı olay olan bir efsane. O Nükhet Duru. Şıkır 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 da tıkır 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 da fıkır 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 da mahmure. Müziğin dev ismi Nükhet Duru'yla buluştu Ömür Sabuncuoğlu ve çok samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İlk soru elbette ki yıllara meydan okuyan güzelliği. Her gördüğümde daha güzelleşiyorsunuz. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Bir sırrı vardır herhalde bu güzelliğin. Bir insanın kendine iyi bakması, dikkat etmesi. Hem ruhsal yönden hem bedensel yönden. Gelelim projelerine. 26 Eylül'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi Türkiye turnesi devam ediyor Nükhet Duru'nun. Türkiye'yi il il gezmeyi sürdürüyor. İstanbul'da yaşamayan insanlara hem İstanbul kokusu götürüyoruz hem onların kokularını içimize çekiyoruz o şehirlerin. Konu müzik ve konserden açılmışken Sezen Aksu'nun Bursa konserinde yaptığı müziği bırakıyorum açıklamasını soruyoruz yakın arkadaşına. O herhalde yanlış anlaşıldı. Yani müziği biz bırakamayız. Ona asla inanmam, itibar etmem. Özel bir sese ve yoruma sahip olduğunun farkındaydı. Piyasa müziği yapmadığı için bir süre kıymetinin bilinmediğini düşünmüştü. Hiçbir zaman popçu gibi şarkı söylemedim. Zaten ilk çıktığımda da, genç kızlığımda da ay bunu gençler dinler denmiyordu. Hep daha derin, daha edebi eserleri seslendirdi. Şarkı söyleme konusunda hassas. Son dönemde playback konser verdiği için eleştirilen dev isimlere şu göndermeyi yapıyor. Canlı şarkı söylemek yerine playback konserler vermelerine ben çok hayret ediyorum. Yani bir insanı evinden kaldırıp oraya getiriyorsan CD'yi çalıp üstüne okuyamazsın. Kendi varisi olarak kimi gördüğünü soruyoruz. Bu konuya ilginç bir bakış açısı getiriyor. Herkes kendinin tahtını ve tacını kendi yapar. Eğer kendine emek verirse, yatırım yaparsa. Yani yatırım ne demek? İnsanın kendine yaptığı bilgi yatırımı, deneyim yatırımı. Bu çok önemli bir şey. Biri birinin veliahtıysa demek ki o onun benzeridir. Onun benzeri öbürü yaşarken yeterince başarı kazanamaz. Türkiye'nin Serdar Ortaç'ın yakalanmasıyla iyice aşina olduğu MS hastalığına geliyor söz. Nükhet Duru da MS hastası. Serdar Ortaç'ı hastalığını öğrenir öğrenmez arayıp ilgi gösterdiğini söylüyor. İlgi göstermeye çalıştım o arkadaşımıza. Bu tamamen atlatılan bir şey değil. Onunla yaşamayı, onu tahrik etmeden, onu kızdırmadan arkada bir yerde başını okşayarak çöreklenmiş bir biçimde tutmayı öğrenmek gerek. Serdar Ortaç'a dans etmeyi ve spor yapmayı tavsiye ediyor. Spor çok önemli bir şey. Dans etmek çok önemli bir şey. 30-35 dakika tempolu bir hareketle beyin serotonin hormonunu yeniden üretmeye başlıyor. Büyük ölçüde MS'i alt etmesine rağmen hastalık hala ara ara kendini hatırlatıyormuş. Hareketlerimi kısıtlıyor. Yani bir iki gün kalkamıyorum, hareket edemiyorum, hasta oluyorum. Hasta gibi oluyorum daha doğrusu. Hani hiçbir yerimde bir şey yok ama yavaşlıyorum, uyuşuyorum. Küçük bir bayılma hali oluyor ama sonra geçiyor. Neşe onun göbek adı. Onu gülmediği, somurttuğu bir anda görmek mümkün değil.
Bela bir hastalığı da bu neşesi sayesinde hafifletmiş Nükhet Duru. Neşeliymiş gibi yaptıkça neşeleniyorsunuz. Aslında onu soracaktım. Hep çok neşeli ve keyifli görüyoruz Nükhet Duru'yu ama... Tedavi yöntemlerimden biri. Tedavi yöntemlerimden biri. Şıkır 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 da tıkır 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 da fıkır 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 da Mahmure. Ve geçiyoruz o konsere. İki efsane isim Timur Selçuk ve Nükhet Duru. Açık havada verdikleri konserle müzik ziyafeti çekti seyircilerine. Selam dostlara, selam yıllara. Söz ve müzik bir olmuş, sesle. Nükhet Duru şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de konsere renk kattı. Kompostoya benzetti ünlü sanatçı kendini. Çünkü neredeyse 40 yıldır o piyanosunu bırakamaz. Kendini kimseye emanet edemez. Çok doğru. Ama böyle bir orkestra ve böyle bir komposto olunca çok doğru. Konseri izlemeye gelenler arasında Melek Baykal ve Gonca Buslateri gibi isimler de vardı. İki saatten fazla süren müzik ziyafeti kulaklarda hoş bir seda bıraktı. Tek tek.